Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bültenimize İzmir Urla'dan gelen bir şehit haberiyle başlıyoruz. İzmir'de SAT özel ihtisas kursunda tahrip eğitimi sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Urla Uzunada'daki askeri birlikte sualtı taarruz ihtisas kursuna katılan askerlere tahrip eğitimi veriliyordu. Bu sırada kaza sonucu bir patlama meydana geldi. Bir astsubay şehit oldu, bir teğmen yaralandı. Yaralı teğmen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi. Politika faiz oranı %24 olarak sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu Nisan ayı toplantısını yaptı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %24 olarak sabit tuttu. Kurul ekonomideki gelişmeleri de değerlendirdi. Fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği vurgulandı. İhtiyaç halinde ek sıkılaştırma ifadesi ise metinden çıkarıldı. Son dönemde açıklanan bir ekonomideki dengeleme eğiliminin sürdüğünü gösterdiğini belirten kurul, finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediğine dikkat çekti. Kurul, cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklentisini de dile getirdi ve enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme olduğu vurgulandı. Kurul, bu iyileşmeye rağmen gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyat istikrarına yönelik risklerin de sürdüğünü vurguladı. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşmeye dek sıkı duruşun korunması kararlaştırıldı. Merkez Bankası 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi. Türkiye günlerdir İstanbul Küçükçekmece'deki cinsel saldırı olayının şokunu yaşıyor. 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan zanlı bugün yakalandı. 5 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumu ise iyi. Küçük kızın tedavisi tamamlandı, hastaneden taburcu edildi. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı. Küçükçekmece ile ilgili 5 yaşındaki çocuğumuzla ilgili özellikle hem valiliğimiz, İstanbul Valiliğimiz hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz fail konusunda bir çalışma yaptılar. İlgili fail yakalandı. Olay önceki akşam Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu bir kişi tarafından evinin karşısındaki apartman boşluğuna götürülerek cinsel saldırıya maruz kaldı. Şimdi olay burada olmuş. Şu tarafları yan yana koymuşlar. İki kişi yok. Gelince buraya gitmişler. Çocuk yoğun bakımda. Babası da hasta, bu da hastaneden. Annesi tarafından evin önünde yarı baygın halde bulunan küçük kız kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alındı. 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük kız önce bakanlık tarafından tahsis edilen özel bir eve götürüldü. Geceyi o evde geçiren aile öğle saatlerinde kızlarıyla birlikte Kanarya Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir psikolog, bir klinik psikolog, bir de sosyal hizmet uzmanı 24 saat boyunca çocuk ve ailenin yanında olacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, failin en ağır cezayı alması için olayı yakından takip edeceklerini ve bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını açıklarken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, küçük kızı ziyaret etmek için Kanarya Mahallesi'ndeydi. Sağlık durumları iyi, çok üzgünler elbette. Hatırlatmamak lazım. Bu konuya ilişkin mecliste bir çalışma yapılacak. Ne ara böyle hale geldik? Bu manada mutlaka hukuki tedbirlerin alınması lazım. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Olayın ardından kurulan 50 kişilik özel ekip MOBESE ve güvenlik kameralarını tek tek inceledi, zanlının kimliğini tespit etti. Olayın faili olan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu zanlı evinde yakalandı. Zanlıyla birlikte ikisi Türk, 7'si yabancı uyruklu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Failin olay günü giydiği kıyafetlere de incelenmek üzere el konuldu.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıyı, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu ile olay günü saldırganın elinden kurtulan 2 çocuk teşhis etti. 6'sı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ve siyaset gündemine dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü töreninde buluştu. İki isim CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta düzenlenen saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tören öncesi tokalaştı. Ancak yakın mesafede oturmalarına rağmen sohbet etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin 57. kuruluş yıl dönümünde devletin zirvesi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çubuk'taki saldırının ardından ilk kez karşı karşıyaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde tüm protokoldekilerle birlikte Kılıçdaroğlu'yla da tokalaştı. Ancak iki isim arasında bir sohbet olmadı. Erdoğan'ın gelişi öncesinde ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sohbeti kameralara yansıdı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konuşmasında hukuk devletiyle kuvvetler ayrılığına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temel esası hukuk devletidir, hukukun üstünlüğü ilkesidir. Kuvvetler ayrılığı anayasamızın başlangıç kısmında gayet kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, erklerin birbirleriyle bağlantısız bir şekilde çalışmalarını değil, aksine kendi anayasal yetkilerini kullanarak işbirliği içinde çalışmalarını gerektirmektedir. Kuvvetler ayrılığı hiçbir şekilde kuvvetler çatışması değildir. Arslan'dan paralel yapı vurgusu da geldi. Yargı bağımsızlığı demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerindendir. Son yıllarda yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, aynı zamanda her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir. Hakim hiçbir şart ve ahvalde aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez. Yüksek Mahkeme Başkanı yargının iş yükünün arttığını belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin görev alanının genişlemesi doğal olarak iş yükünü de artırmıştır. Bireysel başvuruda bugün itibariyle derdest başvuru sayısı 42 bin civarındadır. Norm denetiminde ise toplam 104 derdest dosya bulunmaktadır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırının siyasette yarattığı gerilim de sürüyor. CHP saldırının ayrıntılarını araştırdı, rapor haline getirdi. Ön raporun CHP liderine sunulmasının ardından elde edilen bilgi ve belgeler yargıya da verilecek. Eğer devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar günü şehit cenazesinde yapılan saldırı CHP tarafından rapor haline getirildi. Bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanına yönelik organize şiddet, toplumsal fay hatlarındaki gerginliğin ulaştığı ürkütücü seviyeyi göstermektedir. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Başkanlığı'nda oluşturulan 7 kişilik komisyon, olay gününe ait her video ve fotoğrafı inceledi, köylülerle, saldırıya tanık olanlarla ayrıntılı konuşmalar gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda hazırlanan ön raporda Kılıçdaroğlu'na saldırının öldürmeye kasıtla yapılmış, planlı bir şekilde düzenlenmiş olduğu ve bu planın köylülerle, köy dışından getirilenlerle uygulandığı belirtiliyor. Ana Muhalefet Partisi liderine yönelik planlı linç girişimini durdurmayan, hatta bu şiddeti makul ve mazur göstermeye çalışan iktidar unutmasın ki yatırımcıların can ve mal güvenliklerinin sağlanamayacağına dönük algılarını daha da güçlendirmektedir. Raporda Kılıçdaroğlu'nun yönlendirildiği güzergahta halka sopa dağıtılıyor, görüntüler bunu teyit ediyor. Bozkurt ve İptace işareti yapan kimi kişiler Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor denildi.
Taşlı saldırı için hazırlık yapanlar ve taş atanların da görüntülere girdiği belirtilen raporda cenazede jandarma ve polis olmak üzere 452 güvenlik gücü görev yapıyordu. Ancak hiçbirinin Kılıçdaroğlu'na saldıranlara müdahale etmediği kameralara yansıdı. Saldıranlara müdahaleyi sadece Kılıçdaroğlu'nun korumaları ve CHP'li vekiller yapıyor tespitlerine yer verildi. Linç girişimine maruz kalmış birisi olarak çok fazla açıklama yapmadım. Ancak daha sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kendi milletvekilleri yalnız bırakmıştır gibi bazı açıklamalar yapılması bazı siyasiler tarafından beni çok üzdü. Bu bir iftiradır. Araştırma ekibi raporla ilgili son değerlendirmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıktan sonra ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri yargıya ulaştıracak. Devlet değiliz biz, bu işi beceremiyoruz deniyorsa ben görevimi yapmaya hazırım. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet bir şehit cenaze töreninde, devlet töreninde devlet erkanını korumayı beceremeyecek kadar çaresiz olamaz. Ben bunu Türkiye Cumhuriyeti için asla kabul etmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul mesaisi de sürüyor. İstanbul Büyükşehir ile Büyükçekmece ve Maltepe ilçeleriyle ilgili dün ve önceki gün ara kararlar alınmıştı. Kurul artık bekleme sürecinde. Ara kararların ardından gözler ilçe seçim kurullarından gelecek raporlara çevrilmiş durumda. Kurulun önünde 4-5 günlük bir bekleme süresi var. Talepler alındı, taleplere ilişkin ara kararlar da verildi. Bazı kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerle hazırlanması istenen raporlar vardı. O raporlar geldikten sonra kurul toplanacak ve kararını verecek. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin talepleri karara bağlanmıştı. MHP Maltepe seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla İstanbul seçiminin iptalini ve yenilenmesini istemişti. AK Parti de Büyükçekmece'de usulsüzlük olduğu iddiasıyla bir iptal talebinde bulunmuştu. Her iki partinin de sandık kurullarının oluşmasıyla ilgili iddiaları vardı. Bunun dışında seçmen kaydırma, usulsüz seçmen iddiaları ve kısıtlı seçmen yani oy kullanmaması gereken seçmenlere oy kullandırıldığı iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili ilçe seçim kurullarına yazılar yazıldı. Belgelerin muhatap olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından da bazı bilgi ve belgeler istendi. Sandık kurullarında görevlendirmenin nasıl yapıldığı, görevlendirme listelerinin hangi kamu kuruluşlarından alındığının tespiti bekleniyor. Önümüzdeki hafta Salı gününe kadar süreç tamamlanacak. Kurulun istediği belge ve raporlar incelenecek, iddialar masaya konulacak. Seçim kanunu ve daha önce alınan emsal kararlar değerlendirilecek. Ve kurul AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimleri iptal olsun talebini karara bağlayacak. Terörle mücadele de devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Kuzey Irak'a bir hava harekatı daha düzenlendi. Harekatta terör hedefleri vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti. Diyarbakır'da ise güvenlik güçleri teröristlerle sıcak temas sağladı. 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. Terör örgütü PKK yanlısı bir grup TRT World'ün Londra'da bulunan binasına saldırdı. TRT World ofisinin bulunduğu binayı basan 50 kişilik bir grup binanın giriş katına zorla girdi. PKK yanlısı grup bina önünde dakikalarca slogan atarak gösteri düzenledi. Grup İngiliz polisinin müdahalesiyle binadan çıkarıldı. Kozmik Oda'da kumpas davasında karar çıktı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada Kozmiko'da soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili'ye FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Eski hakim Halil İbrahim Kütük'e de aynı suçlardan 12 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Firari sanık eski hakim Nihal Uslu ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık eski hakim Abdullah Bahçeci'nin beraatine karar verildi. Davanın firari sanıkları eski hakim Dündar Özdemir ile eski savcı Şadan Sakınan'ın ise dosyaları ayrıldı. Kamuoyunda Kozmiko'da olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve 20 gün boyunca yapılan aramaların ayrıntıları çeşitli kurumların raporlarıyla ortaya çıkmıştı. Aramalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sırrı niteliğindeki belgeleri ele geçirilmişti. Bursa'da ise FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenlendi. 12 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü istihbarat ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve gaybubet evi olarak adlandırılan 12 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında firari Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun yeğeninin yanı sıra örgütün mahrem emniyet imamı, mahrem askeri imamı ve Bursa, Çanakkale, Bilecik, İstanbul, Mersin ve Muş'ta faaliyette bulunan büyük bölge talebe sorumlusunun da bulunduğu belirtiliyor. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ile 8 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümünde Gelibolu'da anma törenleri vardı. Binlerce kişi bu yılda Kocadere'den Conk Bayırı'na uzanan 57. Alay'a vefa yürüyüşünde buluştu. Anzak Koyun'da da geleneksel şafak ayini düzenlendi. 104 yıl önce Çanakkale'de göğüs göğüse çarpışan tarafların torunları bir kez daha Gelibolu'da buluştu. Çanakkale Kara Savaşları'nı başlatan çıkarmanın yapıldığı Anzak Koyun'da şafak ayini vardı. Avusturyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 1000 kişilik grup gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti. Katılımcılar uyku tulumları ve battaniyeler içinde tören alanına kurulan dev ekranlardan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları izledi. Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu katılımcılara müzik dinletisi sundu. Tören sabaha karşı 5.30'da merasim kıtasının tören alanına gelmesiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard'la Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell'in katıldığı törende Atatürk'ün sözleri bir kez daha hatırlandı. Bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Saygı duruşunun ardından Gelibolu semalarında gayda sesi yankılandı. Tören, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından edilen dualarla sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi ise 57. Alay'a vefa yürüyüşü için Kocadere'de buluştu. Grup tıpkı 25 Nisan 1915 sabahı 57. Alay'ın yaptığı gibi top sesleriyle uyandı. Katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tümü şehit düşen 57. Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı. Şehitlerimizin bundan 104-105 yıl önce daha
burada imkanla savaştıklarını, bu vatanı bize hediye ettiklerini, kurtardıklarını, kanlarıyla canlarıyla ödediklerini hissediyorum. Bakan Kasapoğlu'yla binlerce kişi sabah namazının ardından dedelerinin izinden yürüdü. Yürüyüşte Çanakkale Savaşı canlandırıldı. Dayanın! Sabredin! Süngün, vites, iman dolu göğsünüz var! Onların açtığı bu yolda, bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız ve hiçbir kimseye yar etmeyeceğiz. Burası bir eğitim alanı, bir kahramanlık destanı burası. 57. Alay Vefa Yürüyüşü, Conk Bayırı'ndaki sancak teslim töreniyle son buldu. Çanakkale Savaşları'nın 104. yılı törenleri Türk Yıldızları'nın Şehitler Abidesi'ndeki nefes kesen gösterisiyle sona erdi. Türk Yıldızları sol tarafından geliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da anma törenleri vardı. Anzak Günü adıyla yapılan resmi törenlere binlerce kişi katıldı. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla hayatlarını kaybeden askerler için Avustralya ve Yeni Zelanda'da da şafak ayini düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya'da anma törenleri vardı. Yeni Zelanda'da yaşanan terör eylemleri sonrasında tüm dünyanın sevgisini toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gün doğumundan hemen önce Yeni Zelanda'nın Wellington kentindeki Anzac Günü törenindeydi. Binlerce kişinin katıldığı törenlerin ikinci bölümü ise Auckland Savaş Müzesi'nde gerçekleşti. Anma törenine İngiltere Prensi William da katıldı ve ölenlerin anısına anıta çelenk bıraktı. Törenlerde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere ve Sri Lanka'daki otel ve kiliselere yapılan saldırıların ardından alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Avustralya'da da anma törenleri vardı. Başkent Canberra, eyalet başkentleri ve ülke genelindeki tüm şehir ve kasabalarda düzenlenen anma törenlerine katılan yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu'da ve dünyanın farklı ülkelerindeki cephelerde hayatlarını kaybeden askerlerini andı. Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'ten hala haber yok. Arama çalışmaları sürerken küçük çocuğun gözaltına alınan babası tutuklandı. 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in kaybolmasına ilişkin babası, engelli amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alınmıştı. Zanlılar Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Hınıs Adliyesi'ne sevk edildi. Başsavcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen baba tutuklandı. Dede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden baba, anne ve amca ise savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. 4 yaşındaki Furkan Yiğit, Karaçoban ilçesi Budaklı mahallesindeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatıldı. Ancak küçük çocuğun izine rastlanmadı. 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan, 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ile 22 AFAD personeli tarafından aranıyor. Arama çalışmalarına kadavra köpeği ile arama kurtarma köpeği de katılıyor. Elazığ'da bir korucu tartıştığı başka bir korucuyu vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay Aracak ilçesine bağlı Orman Pınarı Köy Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre korucu başı ile korucu tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Korucu başını silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda iki korucu da öldü. Soruşturma sürüyor. İstanbul Güngören'de bir ortaokulun laboratuvarında deney sırasında patlama meydana geldi. Bir öğretmen yaralandı.
Toz Koparan Ortaokulu'ndaki laboratuvarda deterjan ve gıda boyası malzemelerini kullanarak köpük çıkartma deneyi sırasında kullanılan pet şişe basınçtan şişerek patladı. Fen bilgisi öğretmeni Tuğba Seven sağ el bileğinden hafif yaralanırken derste bulunan öğrenciler sesten etkilendi. Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan veliler de okula akın etti. İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerden bazıları da tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan bir araç benzinliğe girdi. Kaldırıma çarparak yan yatan araç yakıt pompasına çarptı. Sürücü yaralandı. Benzinlikte çalışan bir kişi kazayı fark ederek uzaklaştı. Benzin istasyonunun önündeki kaldırıma çarpan araç yan yatarak yakıt pompasına çarptı. Çarpma sırasında patlama olmadı. Aracın sürücüsü yaralandı. Benzinlikte çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul'da bir sürücü kazaya adeta davetiye çıkardı. Makas atarak ilerleyen sürücü bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Olay D100 karayolu Kartal mevkiinde meydana geldi. Trafik magandası hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücünün yoğun trafikte makas attığı o anlar yolda aracıyla ilerleyen bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik magandası bir süre sonra gözden kayboldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Kağıthane'de çöken bina nedeniyle mağdur olan 149 aileye maddi yardım yapılacağını açıkladı. İstanbul Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina çökmüş, 21 binada tahliye edilmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur ailelere Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin lira kaynağın 24 Nisan itibariyle aktarılmıştı. Açıkladı. Bakan Selçuk tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu da yakından takip ettiklerini bildirdi. Bursa'da kontrolden çıkan kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı. 54 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Bursa-İzmir otoyolunda meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a oyuncak götüren Alameddin Kaymaz devrilen kamyonun altında kaldı. Kaymaz çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaymaz kurtarılamadı. Önce çekici yardımıyla devrilen kamyon yolun kenarına çekilerek trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik tamamen açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Ankara'da düzenlenen yerelde etik farkındalık panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı programda konuşan Aktaş, Bursa'da kurdukları etik komisyonuyla kamuya güven olgusunu güçlendirdiklerini söyledi. Allah hayırlı olsun. Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması için düzenlenen teknik destek projesinin açılışına Ankara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı yerelde etik farkındalık panelinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da konuşmacı olarak yer aldı. Diğerlerdeki şeffaflık, imar ve kentsel planlamalar, verimlilik de bana göre önemli konulardan bir tanesi. Hem proje verimliliği hem de personel verimliliği. Aktaş, Bursa'da kurdukları etik komisyonuyla kamuya güven olgusunu güçlendirdiklerini söyledi. Sağlamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin olduğunu yerine getirmeyi,
taahhüt ettiğimiz bir etik sözleşmemiz var belediye olarak. Aktaş denetim konusunda da önemli tavsiyelerde bulundu. Daha etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek. İnsanoğlunun olduğu her yerde eksikler ve aksaklar vardır, suistimaller vardır. İnsan kaynakları profesyonelleri Bursa'da buluştu. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi'nce Kültürün Sesini Dinle ana temasıyla bu yıl 17.si düzenlenen İnsan Yönetimi Zirvesi başladı. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi tarafından bu yıl 17.si düzenlenen İnsan Yönetimi Zirvesi başladı. Bir çalışan ya da bir adayımız pozisyona ne kadar uygun olursa olsun eğer o kurumun kültürüne adapte olamıyorsa büyük bir başarı bekleyemiyoruz. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültürün Sesini Dinle temasıyla gerçekleşen zirve, insan kaynakları profesyonelleri, uzman konuşmacılar ve firma temsilcilerini buluşturdu. Bizler kurum kültürü ve değerlerin firmaların itibarlarının temelini oluşturduğunu düşünmekteyiz. Kurum ve kuruluşlar kültürleriyle ayakta kalırlar. Sektörlerde yaşanan değişim ve dönüşümün yarattığı fırsatlar ve yol açtığı tehditlere dikkat çeken Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, İLO tarafından çalışma hayatına dönük 2017'de belirlenen 10 temel tavsiye maddesinin gelecek ay Türkiye'de de görüşülmeye başlanacağını belirtti. Çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı çevresi. Kızılay Kampı çocuk kahkahalarıyla renklendi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Türk Kızılayı Çocuk Festivali'ne katılan 8-10 yaşları arasındaki yaklaşık 300 çocuk gönüllerince eğlendi. Burada çeşitli oyunlar yapıyorlar. Hem akıl oyunları hem de boyama ve çeşitli aktivitelerle burada yer alıyorlar. Resim çizdiler, bileklik yaptılar. Çeşitli oyunlarda yarıştılar. Çocuklar Kızılay Festivali'nde doyasıya eğlendi. Çok eğleniyorum. Burada bir sürü etkinlik var. Hep koşup oynuyorum. Hiç canım sıkılmıyor. Bayağı güzel ve eğlenceli bir yer. Eğleniyorum. Çok güzel. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kamp Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Çocuk Festivali'ne yerli ve yabancı yaklaşık 300 çocuk katıldı. Bilezik yapıyoruz. Eğleniyoruz. Survivor yarışları falan yapıyoruz. Oyun oynuyoruz, bileklikler yapıyoruz. Ondan sonra turnuvalara katılıyoruz. 8 ila 10 yaşlar arasındaki çocuklar hem oyun oynadı hem de atölye etkinlikleriyle el becerilerini geliştirdi. Resim çizdik, tırmanma yarışını oynadık, langırt oynadık. Resim çiziyorum arada bir de yarış yapıyorum burada. Bileklik yaptım, kendime boyama yaptım. Dart oynadık, tırmanma parkuru, survivor parkuru. Renkli görüntülere sahne olan programın sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı. Adamlar yetmedi. Geri dönüşümden elde ettikleri eşyalarla yaptıkları kıyafetleri sergilediler. Bursa'da Yavuz Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı sergi ve defile renkli görüntülere sahne oldu. Plastik şişe, file, çuval, çöp poşeti. Bursa'da ilkokul öğrencileri geri dönüşümden elde ettikleri eşyalarla yaptıkları kıyafetleri sergilediler. Kaşık, bardak, tabak onlardan yaptım. Doktor eldivenden yapıldı. Plastikler doğaya zarar verir. Yavuz Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri sanatsal etkinlik sergisi düzenledi. Çeşitli gösterilerle gelenleri ağırlayan öğrenciler melodika ile mini bir konser sundu. Yavuz Selim dendiğinde toplumumuzda Bursa'da bir olumsuz ön yargı hemen gelişiyor. Biz bu olumsuz ön yargıyı biraz değiştirmek adına böyle bir etkinliğe bizim temel amacımızdı. Resim ve farklı el işi çalışmalarının yer aldığı sergide geri dönüşüm defilesi de dikkat çekti.
Atık defilesinde geri dönüşünün önemini, doğanın önemini, doğaya plastiklerin ne kadar zarar verdiğini dikkat çekmek için bunu yaptık. Öğrenciler aileleriyle birlikte geri dönüşümden elde ettikleri eşyalardan yapılan kıyafetleri defilede sergiledi. Geri dönüşümünün önemini anladı. 50 tabak, 50 bardaktan bir de 120 kaşıktan yapıldı. Yani güzel oldu. Emek verildi. Kağıtları boş yere harcamamalıyız. Ağaçlara zarar vermiş oluruz. Orman hepimiz için çok önemlidir. Kimi soğan filesinden, kimi plastik tabaktan. Miniklerin geri dönüşümden yapılan kostümleri büyük ilgi topladı. Biz pet şişeden yaptık. Yaklaşık bir 30-40 tane kadar pet şişeyi kullandık. Her şey geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürülen şeyleri değerlendirmeliyiz. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz bültenimize. Sri Lanka'da tam 359 kişinin ölümüne neden olan ve 500 kişinin yaralandığı kanlı saldırının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Bugüne kadar IŞİD'in üstlendiği en kanlı saldırı olarak da tarihe geçen olayda ihmal iddiaları yine gündemin ilk sırasında. Bu iddianın en önemli kanıtı ise Hindistan'ın ay başında saldırı istihbaratını Sri Lanka'ya ilettiği, ancak bu bilginin gerekli mercilerle paylaşılmadığı yönündeki raporu. IŞİD'in bugüne kadar üstlendiği en kanlı saldırı olarak tarihe geçen Sri Lanka'da yaşanan patlamalarda ihmal mi var? Sorunun yanıtı Hindistan'dan geldi. Hindistan'ın 4 Nisan'da saldırıyla ilgili istihbarat paylaşımında bulunduğu, ancak bu bilginin Sri Lankalı yetkililer tarafından gerekli bilimlerle paylaşılmadığı belirlendi. Gelişmelerin ardından Sri Lanka Devlet Başkanı Mitripala Sirisena, Savunma Bakanı ile Emniyet Müdürünün istifasını istedi. Başkent Colombo'da ise tedirginlik sürüyor. Kontrollü patlamalar ve güvenlik alarmları birbirini izliyor. Colombo'ya 40 kilometre uzaklıkta yer alan Pugodo kentinde bir patlama daha meydana geldi. Öte yandan Sri Lanka Merkez Bankası'nda çalışan personele binanın içerisinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Havalimanına giden ana yol şüpheli araç sebebiyle trafiğe kapatılırken her iki ihbarında asılsız olduğu bilgisi verildi. Ülkede drone ve insansız uçaklar yasaklandı. Sri Lanka'da pazar günü yüzlerce kişinin öldüğü terör saldırılarının yeni görüntüleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İki intihar bombacısı saldırıların hedefi olan otellerden birine girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şapkalı ve sırt çantalı saldırganlar otelin koridorunda yürüdü, asansörle 3. kata çıktı. Kısa bir süre sonra da patlama meydana geldi. Sri Lankalı yetkililer 9 intihar saldırganından 8'inin kimliğini belirledi. Şimdi bağlantıları araştırılıyor. I think these boys were brainwashed by some organization, just like our Buddhist boys are being brainwashed by right-wing organization. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen 16 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir Mısırlı ve çok sayıda Pakistanlı da var. Şüphelilerden birinin bir terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi. Son dalgayla birlikte pazardan bu yana gözaltına alınanların sayısı 76'ya yükseldi. Bunlar arasında bir de Suriyeli bulunuyor. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Sri Lanka hükümeti ise Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel bir örgütü saldırıdan sorumlu tutuyor. Hükümet saldırganların yabancı bağlantılarını da mercek altına aldı. Right now what I can safely say is with IS is that it has been motivational and we are checking whether there has been funding. IŞİD'in saldırılarla ilgili yayınladığı videoda yüzü açık olan kişinin Muhammed Zehran ya da diğer adıyla Zehran Haşmi olduğu belirlendi. Örgütün lideri olduğu düşünülen Zehran'ın nerede olduğuysa bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 21 yıl önce bir siyahiyi öldüren kişinin idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Yetkililer 1998'de cinayetten mahkum edilen 44 yaşındaki John William King'in Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde ölümcül dozda ilaçla idam edildiğini açıkladı.
Avukatları King'in ölüm cezasının iptali için Temiz Mahkemesi'ne başvurmuş fakat talepleri geri çevrilmişti. Savcılıktan yapılan açıklamada ırkçılıkla suçlanan King'in James Brute'ü yani siyahi kişiyi siyahi olduğu için öldürdüğü belirtildi. Texas'ın Chester kentinde 21 yıl önce King'in aralarında bulunduğu 3 kişinin Bird'ü kamyonetin arkasına bağladığı ve Bird'ün vücudu parçalanana kadar 3 kilometre boyunca sürüklediği ifade edildi. Suçlulardan birinin 2011'de idam edildiği, diğerinin halen cezaevinde olduğu kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl başından bu yana 4 kişi idam edildi. Texas eyaletinde ise 2018 yılında 13 kişi idam edilmişti. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olan Joe Biden sahalara geri dönüyor. Çünkü 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu resmen duyurdu. Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den aday adaylığını resmen ilan etti. Biden bu ulusun ruhu için mücadele içindeyiz. Donald Trump'ın Beyaz Saray'da 8 yıl kalmasına izin verirsek ulusun karakterini ilelebet ve temelinden değiştirecektir. Bunun olmasına seyirci kalamam ifadesini kullandı. Amerikan medyasına konuşan Biden'a yakın kaynaklar eski başkan yardımcısının başkanlık yarışına girmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirmişti. Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Biden'ın seçim kampanyasındaki ana temasını Amerikan Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenebilecek ve partiyi bir araya getirebilecek tek demokrat adayın kendisi olacağı üzerine kuracağı kaydedilmişti. Kamuoyu yoklamalarında Biden demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkati çekiyor. Maryland Üniversitesi'nin yayımladığı güncel bir ankete göre ise Biden demokrat seçmenler arasında %27 ile listenin başında görünürken Vermont senatörü Bernie Sanders %20 ile ikinci sırada geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Parti'de 20'den fazla isim partisinin başkan adayı olabilmek için yarışacak. Tarihi buluşma gerçekleşti. Kameralara işte bu fotoğraf karesi yansıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Raskia Adası'nda bir araya geldi. Tam 3,5 saat süren görüşme Putin ve Kim arasında yapılan ilk zirve olma özelliğini taşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Raskia Adası'nda bir araya geldi. İkili Vladivostok şehrinde Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde baş başa görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. Putin ikili görüşmeyi oldukça kapsamlı olarak nitelendirirken Kim ile Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerinin tarihi ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda beklentileri konuştuklarını bildirdi. Какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове? Что может сделать вместе, что Россия может сделать. Kuzey Kore lideri Kim ise Putin'le baş başa güncel konularda iki ülkenin çıkarlarına yönelik çok içerikli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Konuşmaların ardından her iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı. Toplam 3,5 saat süren zirvenin ardından iki lider yemeğe geçti. Yemeğin ardından adadan ayrılan Kuzey Kore heyeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uğurlandı. Görüşmeden hemen önce de açıklamalarda bulunan Putin, Moskova'nın Kuzey Kore'nin Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu kaydetmişti. Görüşme öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise Putin'le görüşmesinin Kore Yarımadası'ndaki problemin çözümüne ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtmişti. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Vladivostok şehrindeki Putin ve Kim arasında yapılan zirve ilk olma özelliği taşıyor.
Anne babalar dikkat! Dünya Sağlık Örgütü ekran bağımlılığı konusunda bir kılavuz yayımlayarak aileleri uyardı. Örgüt 5 yaş altı çocukların ekran karşısında günde 1 saatten fazla zaman geçirmelerinin sakıncalı olduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü ilk kez 5 yaş altı çocukların sağlığı konusunda bir kılavuz yayımladı. 2 ila 4 yaş arasındaki çocukların ekran karşısında günde 1 saatten fazla hareketsiz kalmaması gerektiğine dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü, 1 yaş ve altındaki bebeklerin ise elektronik ekranlardan mutlaka uzak tutulması tavsiyesinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, televizyon, video, bilgisayar oyunlarının sağlıklı fiziksel aktiviteleri ve düzenli uyku alışkanlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini de vurguladı, hareketsizliğin obezite hatta ölüm riskini arttırdığını bildirdi. Bebeklerin günde en az yarım saat karınları üzerinde kalmasını, 1 ila 4 yaş arasında da günde 3 saat fiziksel faaliyetlerde bulunulmasını da tavsiye eden örgüt, ekran önünde fazla vakit geçirmenin olası zararları konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak tüm bu tavsiyelerin toplum genelinde artan hareketsizliğe karşı yapıldığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün ekran önü tavsiyelerine bazı kuruluşlardan eleştiri geldi. Londra'da bulunan Kraliyet Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Merkezi, kılavuzun gerekli bilgileri sunarken yetersiz ve kısıtlı açıklamalar yaptığı görüşünde. Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü ise kılavuzun ekrandaki içeriğe değil, süreye aşırı odaklandığına dikkat çekerek dijital medyanın olası yararlarının denklem dışı bırakıldığını savunuyor. Biz bu haberimizle ana habere nokta koyuyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.